Dostlar, yemin ediyorum, seyrettiğimiz, gördüğümüz olaylar karşısında artık kanımız donuyor. İstanbul'da özel bir bakım evinde görevli çalışan bir kişi de demeyeyim, sen insan değilsin, insanlıktan nasibin kalmamış bir gıdım bile, yaşlı ve bakıma muhtaç kişiye fiziksel şiddet uyguladığı gibi aynı zamanda cinsel tacizde ve cinsel şiddette uyguluyor. Yani onunla dalga geçiyor. Ruhunu, insanlığını kaybetmiş. Bir de bunu kameraya alan, çeken ve o kişi, o yaşlı ve bakıma muhtaç bir insana bu eziyeti, bu ahlaksızlığı yaparken kıkır kıkır gülen o var ya, ikiniz de sizin, tamam mı, en ağır cezayı almanız lazım. Yani yemin ediyorum, büyük sözüme tövbe, evladı olsa insan evlatlıktan reddeder bunları diyeceğim ama öncelikle böyle evladı nasıl yetiştirdiniz ya? Anne karnından bu kadar masum ve güzel doğan bir canlıyı, bir insanı böyle vahşi, vahşi hayvandan daha beter bir hale nasıl dönüştürebildiniz? Yolda görsen yüzü gözü temiz, derli toplu birisi dersin. En fazla 30 yaşında belki. Yaşı da hiç önemli değil. Ya aciz bir insan, yaşlı bir insan. Senin merhametine, senin insanlığına bırakılmış. Bir de sen burada çalışıyorsun. Çalışırken bu insana hem fiziksel şiddet uyguluyorsun, bir de resmen cinsel istismar da var. Siz neyin dalgasını geçiyorsunuz? Siz kendi insanlığınızla, pardon, insanlığınız bitmiş sizin. Siz insan olamazsınız. İstanbul Valiliği soruşturma başlatmış ve bakım evinin işletmeyi durdurmuş. Ha, çözüm bu mu? Ha, bu çözümün bir tanesi ama bu rezilleri, bu ahlaksızları gerçekten, ama yani bunlara öyle bir ceza vereceksiniz ki bunlar insan içine çıkmasınlar. Yani görüntüleri gördüğümde ne oluyoruz dedim. Ama insanın aklı almıyor. Yani insan olanın aklı almıyor. İnsan olmayan zaten hayvandan beter varlıklar, canlılar. İşte o hareketi yapar, öbürü de kikir kikir. Ha. Ya sizin espri anlayışınız ne ya? Allah kimseyi elinize düşürmesin. Ha, bunlar daha başka hastalara neler yapmış, ya da sokakta akrabaların arasında çoluğa çocuğa bunlar neler yapmış ya da yapabilir. İnsanın aklına bir sürü şey geliyor. Bu bir insanlık suçudur. Bu sıradan bir şiddet suçu. Bu sıradan bir cinsel şiddet suçu falan değildir. İlla ki cinsel istismar, elinle de yaptığın zaman cinsel istismar oluyor. Bu bakım evinde olanlar resmen bir insanlık suçudur. Ve böyle değerlendirilerek ben buradan emniyet yetkililerine, savcılara, hakimlere sesleniyorum. Bu şekilde değerlendirilerek bunların cezalandırılmasını istiyorum. Bunlar aynı zamanda hasta, sadece hukuki olarak ceza alması değil, bunların ağır bir tedavi, uzun yıllar, hem de 3 ay 5 ay değil. Hani alkollü yakalanana gidiyorlar ya, psikiyatriste konuşuyorlar falan. Bunların yıllarca tedavi edilmesi lazım. Bunlar normal ruh halinde değiller. Bırakın insana, bu bir hayvana bile yapılmaz ya. Yemin ediyorum yapılmaz, ama işte özünden, inançlarından, kültüründen, değerlerinden bu kadar uzaklaştırırsan toplumu, işte böyleleri de bunu bir şey zannediyor. Hadi bunun yüzünü gördük de, diğer o gülen var ya, çekerken gülen, topluma onu da ifşa edin. Tanıyalım da yolda gördüğümüzde insan yerine, adam yerine koymayalım. Kadın yerine, erkek yerine koymayalım. Vallahi sesim soluğum kesildi ya. Ürperdim, ürperdim. İnsanlık öyle bir ölmüş ki bunların vicdanları foseptik çukuru, hatta ondan beter. Vicdanınıza tüküreyim diyeceğim ama yani olmayan şeyin nesine tüküreyim ben? Yazıklar olsun. Görüntüleri izlemişsinizdir. Girin Google'a yazın zaten. Ama bu bir insanlık suçudur. Allah rızası için çocuklarınız mis gibi tertemiz doğuyor. Şu çocukları imanlı ve vicdanlı yetiştirin.
Bunların hepsi ne biliyor musunuz? Hani Allah'tan korkmaz, kuldan utanmaz sözünün karşılığı işte inanç. Allah'tan korkar insan. Birazcık. Yoksa insan psikolojisi şöyledir. Her insan hayatı boyunca en az bir kere birini öldürmeyi aklından geçiriyor. Ama yapıp yapmaması önemli. İşte orada ahlakı, insanlığı ve inançları devreye giriyor. Lütfen doğru düzgün çocuklar yetiştirin. Ben bu gençlerin annesini babasını çok merak ediyorum. Ya çocuğu belli okutmuş bir yere kadar getirmiş. Çocuk gitmiş orada maaşlı, SSK'lı, sigortalı iş bulmuş. Yaptığı iş böyle sıradan da bir iş değil. Ya bakın gözden kaçırıyorsunuz çocuklarınızı büyütürken. Her şeyin iyisini vermek çocuklara, onu yetiştirmek değil. Çocukları yetiştirmekle çocuklara iyi bakmak çok farklı şey. Önce bunu ayırın. Evet sevgili dostlar, gerçekten ürperdim ama bunlar ailede verilen şeyler. Sosyal medya falan bu çocukların hepsini yoldan çıkarttı hemen hemen. Çocuklarınızı koruyun. Çizgi filmler, şunlar bunlar, hepsi bunların beyinlerini ele geçiriyor. Sonra siz hiçbir şey yapamıyorsunuz. Çocuklarınızın esiri oluyorsunuz. Onların, siz de çocuklarınızın, ortaya da böyle kötü şeyler çıkıyor. Evet. İşletme işini yapamayacak. Bunlar hakkında bakalım ne olacak, takip ediyoruz ama olan işte o zavallılara oluyor. Allah'ınızdan bulun ne diyeyim. Bütün böyle yapanlar, çoluğa çocuğa hayvana hepiniz Allah'ınızdan bulun. Allah'ınızdan bulun. Görüşmek üzere.